Moskova Üniversitesi misafir profesörü Doktor Mehmet Perinçek'e bir söz vermek isterim. Çünkü Rusya'nın pozisyonu çok konuşuluyor. Mehmet Perinçek de kısa bir süre yanımızda kalabilecek. Başka bir faaliyeti daha var. Dolayısıyla kendisine hemen söz vermek istiyorum. Sayın Mehmet Perinçek, hemen size dönelim. Çünkü Rusya'nın pozisyonu çok merak ediliyor. Dolayısıyla aslında bir blok soru sormak istiyorum. Hem Rusya'nın Libya'daki pozisyonu hem de Türkiye-Rusya ilişkilerinin acaba Doğu Akdeniz'de nasıl bir süreç yaşatabileceği, Türkiye'nin önünü açabilecek potansiyel taşıyıp taşımadığını size danışmak isteriz. Buyurun efendim. Libya'da tabii yaşanan süreç dünyadaki kamplaşmadan bağımsız değil. Yani dünyada Amerika Birleşik Devletleri enerji kaynaklarını ve enerji yollarını kontrol altında tutmak için ve özellikle de tabii Orta Asya'daki bu enerji kaynaklarını ve yollarını kontrol altında tutmak için askeri güç olsun, başka araçlarla olsun bir hegemonya mücadelesi içerisinde, gayreti içerisinde. Bu tabii bunun karşısında da Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısında da gelişmekte olan dünyada ve ezilen dünyada da birçok ülkeler konumlanmış durumda. Bunların içerisinde başında tabii Rusya, Çin, Türkiye, İran gibi ülkeler geliyor ve ABD de bu ülkeleri kendisine önündeki planlarda bir engel gördüğü için de bunları bir şekilde bölmek, parçalamak veya diz çöktürmek, teslim almak, ekonomik olarak çökertmek, kendi planlarını edemez hale getirmek için bir çalışma yürütüyor. İşte bunun Büyük Ortadoğu Projesi adını verdiği projeler geliştiriyor. Doğu Avrupa'da farklı faaliyetler yürütüyor. Karadeniz üzerinden Rusya'yı, Türkiye'yi çalışıyor. Suriye'de, Irak'ta, İran, Türkiye toprakları üzerine bir Büyük Kürdistan projesi üzerinden biraz önce saydığımız ülkeleri hedef alıyor. Çin'le tabii Güney Çin Denizi üzerinden veya başka kanallar üzerinden onu teslim almaya çalışıyor. Tabii bir de en önemli ayaklarından bir tanesi de Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'de Amerika açısından bir taraftan Karadeniz'e, çünkü Amerika'nın giremediği tek deniz Amerikan deniz kuvvetlerinin giremediği belki de tek deniz olan Karadeniz büyük önem taşıyor ve Rusya karşısında ABD'nin Karadeniz'i kullanmak gibi bir derdi var. Tabii bu sadece Rusya değil, Türkiye'yi de kuşatmış da oluyor Karadeniz üzerinden. Şimdi girebilmesi için hem Doğu Akdeniz önemli bir ayak, hem Sayın Hocamızın, Doğan Perinçek'in de ifade ettiği gibi bölge enerji kaynakları açısından büyük bir zenginlik taşıyor. Yani sadece Libya değil, ayrıca Kıbrıs çevresi vesaire de bu bakımdan önem taşıyor. Doğu Akdeniz'de bir taraftan Türkiye'nin de teslim olması açısından Ege Denizi, Doğu Akdeniz önemli. Burada tabii Kuzey Afrika'sı var. Suriye'si yine aynı şekilde, Suriye meselesi de Doğu Akdeniz'de doğrudan bağlantılı bir konu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarından, Doğu Akdeniz planlarından, Karadeniz planlarından, Büyük Orta Doğu Projesi'nden veya Orta Asya'daki enerji kaynaklarını kontrol altına alma planlarından bağımsız Libya'daki durum. Dolayısıyla Rusya'nın konumunu da anlamak ve Rusya'nın ne yapabileceğini tahmin etmek açısından ve Türkiye'nin de bunun üzerinden bir siyaset geliştirebilmesi açısından bu böyle bir giriş yapma gereği hissettim. Neden? Çünkü Rusya Libya'da veya sadece Libya'da değil, Doğu Avrupa'da da, Suriye'de de, Orta Asya'da da, Kafkaslar'da da, yani dünyadaki aslında nerede olursa olsun Amerikan planlarını durdurmak ve kendisine yönelen tehdidi daha ön bir cepheden kesmek niyetini taşıyor. Rusya burada
2010'ların başında işte bu Arap Baharı vesaire olayları başladığı zaman tabii Medvedev o zaman devlet başkanıydı ve Libya konusunda da oldukça pasif bir tutum izledi. Yani bir nevi NATO'nun orada yani ne Birleşmiş Milletler'de ki veto hakkını kullandı, ne ciddi bir tepki gösterdi ABD'nin politikalarına, hatta göz yumdu da diyebiliriz ve sonunda da bir aslında çok da büyük bir kazık da yemiş oldu Amerika'dan, belki Medvedev orada daha alttan alarak. Şimdi tabii bundan da önemli dersler çıkarttığını görüyoruz Rusya'nın. Çünkü Libya'ya girdikten sonra bir sonraki adım Suriye'ye geldi. Suriye'de de eğer Rusya ABD planlarının karşısına dikilmeseydi, işte o Türkiye hattı üzerinden, Kafkaslar üzerinden, Karadeniz üzerinden bu çatlak Rusya'ya kadar gelecek. Bu bakımdan Rusya buradan çıkarttığı derslerle birlikte tabii ilk başta Suriye'de bir direniş hattı kurdu ve daha sonrasında Amerikan politikalarına Libya'da dur deme niyetini taşıdı. Libya İç Savaşı tabii baktığımız zaman tamamen Batı'nın politikalarının bir ürünü. Yani Kaddafi gibi öyle ya da böyle ülkeyi hiçbir iç karışıklığa mahal vermeden yöneten bir lider vardı, bir liderdi. İşte diktatör dersiniz demezsiniz, hiç bunların tanımlamalarında önemi yok. Ama ancak Libya'yı zaten Kaddafi gibi bir isim bir arada tutabilir. Çünkü çok farklı kabileler var, çok farklı aşiretler var, parçalı bir yapı var. Bunu aldırarak aslında Kaddafi'yi de yıkarak bu iç karışıklıklara en önemli sebebi de Batı politikaları oldu. Şimdi Rusya tabii iç savaş sırasında Amerika'nın oradaki, o bölgedeki etkisini kırmak amacıyla olaya müdahil oldu ve o zaman ilk başta iki tarafa eşit mesafede duruyordu ve bunların diyalog yoluyla meseleyi çözmesini savunuyordu. Hatta işte bir Sicilya süreci var. Oralarda görüşmeler yapılıyordu. Yine o süreç bozulduktan sonra Rusya'na geri dönülmesi çağrısını yaptı. Fakat ilerleyen zamanda Hafter'in önemli avantajlar elde etmesi diyelim. Belki de Libya topraklarının %94'üne kadar önemli bir kısmını kontrol altına alması Rusya'nın da bazı politikalarında Hafter'e doğru kaymaları yol açtı. Çünkü burada Rusya pragmatik bir bakış açısıyla eğer Hafter kazanacaksa biz de Hafter'i destekleyelim. Sonuç olarak kazananın yanında olalım. Onun üzerinde ciddi bir Atlantik etkisi de var. Biz bunu ne kadar kırarsak, o da ne kadar bu süreç içerisinde bulunursa biz de bu iş olup bittikten sonra avantajlı bir durumdan başlarız ve Atlantik etkisini de kırarız mantığıyla bakıyor. Fakat tabii Türkiye'nin olaya müdahil olması bütün dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin müdahil olması ile birlikte 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasındaki o deniz mutabakatının imzalanması ile birlikte Atlantik Avrasya arasındaki mücadelede önemli bir denge değişikliği oldu ve Libya'daki saflar da bir şekilde netleşmiş oldu. Neden? Çünkü Türkiye ile Libya'nın imzaladığı mutabakat sadece iki ülke çıkarlarını ilgilendiren bir anlaşma değil. Diğer taraftan ABD'nin veya Atlantik kampının bölgedeki özellikle de Doğu Akdeniz'deki inisiyatifini kıran, onun manevra alanlarını daraltan bir anlaşma. Bu da tabii Rusya açısından bir anlaşma. Neden? Çünkü Rusya'nın esas derdi Atlantik'in kendisine yönelik veya bölgeye yönelik girişini olabildiği kadar azaltmak, etkisini kırmak. Türkiye'nin dolayısıyla mavi vatan stratejisi de bir nevi sadece Türkiye'nin kendisini savunması anlamına gelmiyor. Diğer taraftan bütün Avrasya adına ABD'nin saldırısını göğüsleyen bir rolde oynuyor. Şimdi bununla birlikte tabii Saraç hükümetinin
Türkiye ile yakınlaşması ve bu mutabakatı imzalaması Amerika'nın gözünde de Sarac'ın üzerine bir şekilde çizik atılmasına da yol açtı. Bakınız 27 Kasım 2019 tarihinde bu mutabakat imzalandıktan birkaç gün sonra 2 Aralık 2019 tarihinde Trablus'ta bazı karışıklıklar oldu. Çeşitli bakanlıklar basılı, bu basına yansıdı ama bunun arkasında nelerin yaptığı da çok fazla deşilmedi, çok fazla konuşulmadı. Biraz da dedikodu şeklinde de bu haberler kaldı ama belki de o sırada 27 Kasım anlaşmasının Sarac'tan hesabı sorulmakta istenmiş olabileceğini de etmek gerekir. Çünkü o zamana kadar Amerika evet Hafter'i destekliyor bir taraftan ama diğer taraftan Müslüman kardeşlerinle olan eskiden beri bağlarından dolayı orayı da hiçbir zaman gözden çıkartmış değildi. Orayla da ilişkileri sürüyordu. Hatta Sarac hükümetinin veya o bölgede de Amerika'nın çeşitli piyonları vesaireler bulunuyor. Onlar harekete geçirilerek aslında Sarac'a karşı da belki bir şey içerisinde bir hareket içerisinde de girildi. İşte söylediğimiz gibi o 27 Kasım tarihi mutabakat Libya'daki safları netleştirdi. Amerika üzerinde daha fazla oynamaya başladı. Hatta ona askeri desteğini, lojistik desteğini arttırdı. Bununla birlikte Hafter'in birliklerini yine eğitmeye başladılar. Bir de tabii Atlantik cephesi Libya, Türkiye ile Rusya arasındaki bir çatışma alanı olarak da değerlendirildi. Yani Türkiye ile Rusya'nın arası Suriye'de bozuldu. İki taraf birbiriyle çatıştırılamadı. Tam tersi bir işbirliği çıktı. Bu sefer o savaş çığırtkanları nedir? Libya'da Türkiye ile Rusya savaşı girecek propagandalarını yapmaya başladılar. İşte o sırada Türkiye, Ankara ve Moskova bunu dezavantaj gibi gözüken farklı tarafları destekleme durumunu avantajı ve bunu iki tarafta yani Moskova'da, Ankara'da şey üzerindeki Hafter üzerinde, kendi Sarac üzerindeki etkisini kullanarak bir barış diyalog ortamı yaratmak için Moskova'da görüşmeleri yapılmasını sağladılar. Putin'le Erdoğan 8 Ocak tarihinde kararını aldı ve bu karar da Ocak ortasında uygulandı. Biraz önce Onur Bey'in de ifade ettiği gibi görüşmeler, ateşkes görüşmeleri başladı. Fakat orada şu ortaya çıktı, Rusya'nın üzerinde yeteri kadar etkisi olmadı. Türkiye Sarac'a imzala dediği zaman Sarac hemen imzaladı. Fakat Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri'nin olaya müdahil olması birlikte ertesi güne kadar süre istedi. Süreyi aldı fakat ertesi gün ne kadar istediği süre dolmadan da Moskova'yı terk etti ve açıkçası da Moskova orada büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Türkiye'ye karşı çıkma düştü. Zayıf bir görüntü verdi ve kendisi de Hafter tarafında yeteri kadar etkisi olmadığını, esas orada hakimiyetin Atlantik cephesi olduğunu da anlattı. Ondan sonra Hafter'i aslında Onur Bey'in de biraz önce söylediği gibi üzerine çizdiler. Wagner güçleri yavaş yavaş çekilmeye başlandı Şubat ayında. En son 20 Mayıs tarihinde Wagner'in tamamen çıkartılması kararı alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oradaki Hafter güçlerini eğitmeleri, Trablus'a saldıracak birlikleri bizzat Pentagon'un özel kuvvetlerinin eğitmesi ortaya çıktı. Bununla ilgili aydınlıkta da çok geniş bir yayın da yaptık. Ve en sonunda da tabii Hafter'in tek başına kendisini orada tek yönetici, tek hakim güç ilan etmesi, bir nevi askeri darbeye kalkışması da aradaki bağları iyice kopardığını söyleyebiliriz. Bunun yansımaları Arap basınına vesaire de yansıdı. Hafter'in Wagner'e çok
fazla borcu olduğu, bunu ödemediği ama bunu parası olmadığından değil, tamamen Rusya'nın Ankara ile anlaştığı fikrinden dolayı bu ödemeleri yapmadığı, hatta Wagner güçlerinin o dönemde arkaya çekildikleri, Putin'in Wagner bizi temsil etmiyor sözünden sonra ciddi bir şekilde de Rusya'nın Hafter'e desteğinin azaldığı ortaya çıktı. Burada tabii şunun altını çizmek lazım. Biliyorsunuz bir Rus uçaklarının gönderilmesi konusu tam böyle bir ortamda cereyan etti. Fakat Rus yetkililer bunu bir taraftan yalanladılar. Çeşitli düzeydeki yetkililer bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kendisini orada meşrulaştırmak amacıyla bir projesi olduğunu ifade ettiler. İşte böyle bir ortam tabii Türkiye'nin Rusya'yı, Moskova'yı Libya konusunda ilk başta tamamen tarafsızlaştırma ve daha sonra da kendi tarafına çekme imkanını veriyor. Bunu tabii yapmak için Türkiye'nin de şuna özellikle dikkat etmesi lazım. Bir defa Libya meselesinin Suriye meselesinden farklı olmadığını, birbirlerinden bağımsız olmadığını görmek lazım. Yani siz bir tarafta Suriye'de Amerika ile ve onun desteklediği, onun kara gücü olan PKK ile savaşırken Libya'da hareket etmeniz mümkün değil. Çünkü Amerika'nın bütünlüklü bir stratejisi var. Bu stratejiye karşı Türkiye'nin de bütüncül bir stratejiye sahip olması lazım. Yani bir taraftan Suriye'de Amerikan planlarını kesecek ortak bir hem bir ittifaklar manzumesi yaratmak hem buna uygun bir savunma hattı yaratmak gerekirken aynısını Libya'da da kurmak gerekiyor. Yani Libya'yı, Kıbrıs meselesini ve Suriye meselesini tek bir çizgi olarak değerlendirmek ve buna mukabilde tabii buna karşılık olarak da Amerika'nın bu projelerinden zarar gören kuvvetleri de bir araya getirmek ve kendi milli çıkarlarınızla içerisine yedirerek bir ortak noktalardan hareketle ittifaklar geliştirmeniz gerekiyor. Burada tabii Rusya, Türkiye açısından bir imkan. Sayın Perinçek, şimdi sesimi alabiliyor musunuz? Alıyorum, evet. Şimdi hemen kısa bir reklam arası vereceğim. Son sözlerinizi de reklamdan sonra alacağım. Mümkünse hemen kısa bir reklam arasına gidiyoruz değerli izleyiciler. Son toparlamasını da alacağız reklamdan sonra Sayın Perinçek'in. Evet değerli izleyiciler, reklam arasıyla böldük Sayın Mehmet Perinçek'in sözünü. Son toparlamalarını yapıyordu. Tekrar sözü kendisine bırakalım. Çünkü çok önemli bir noktada kalmıştı. Bütüncül bir stratejiyle hareket edilmesi gerektiğini söylemişti. Mehmet Perinçek sözlerini tamamladıktan sonra devam edeceğiz. Diğer konuklarımızın da önemli söylemleri olacak. Biliyorum çünkü programcısı yaptığım görüşmede. Buyurun Mehmet Perinçek, söz sizde. Yani bütünlüklü bir stratejiye tabii Türkiye'nin sahip olması gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye'nin Libya'daki başarısı ve bölgenin huzuru ve istikrarı açısından tabii Amerikan planlarının, yani Libya'yı bölme planlarının veya Libya'yı bir kaos ortamında tutma planlarının önüne geçmek gerekiyor. Ve bu da tabii Türkiye'nin Rusya'nın da Türkiye'ye muhtaç olduğunu ve bu noktada çıkarlarının ortak olduğunu ve birbirlerine de muhtaç durumda bulunduklarını gösteriyor. Burada tabii son dönemde şunun altını çizmek lazım. Libya'dan ABD bir çekilme süreci içerisine girmişti. Hatta Afrikom vesaireyi o bölgeden çıkartmıştı. Fakat son dönemde gördüğümüz kadarıyla gerek yaptıkları açıklamalarla gerek fiili olarak eylemleriyle Amerika'nın tekrardan Kuzey Afrika'ya ve Libya'ya askeri olarak girmek istediğini görüyoruz. Aslında bu Rus uçakları konusu da bir taraftan kafamda şöyle bir şeyi de
soru işaretini de yaratıyor. Rusya bir taraftan bunu reddediyor. Bakıyorsunuz Hafter'den desteğini çekmeye başlayan bir Rusya'nın uçak göndermesi çok mantıklı da gözükmüyor. Eski ABD'nin buradan ne tür bir amacı var ki sık sık dile getiriyorlar veya Türkiye'yi niye devamlı bu konuda suçluyorlar biliyorsunuz. Şimdi özel şirketler üzerinden Türkiye'yi gözlemleme efendim gibi planları var. Aslında Amerika tekrardan Rusya'nın veya Türkiye'nin askeri varlığını bahane ederek Libya'ya girmek için olduğunu tespit ediyoruz. Ve tekrardan Kuzey Afrika konusunda ve Libya konusunda düğmeye basıldığını görüyoruz. Paralel olarak da bu süreci Suriye'de yaşandığını görüyoruz. Yani bir taraftan Libya'da bu yaşanırken bir diğer taraftan da bugün Aydınlık Gazetesi'nde etraflı olarak da yazdık. Orada ABD'nin Kuba Devlet ve Koridor konusunda önemli adımlar attığını, ABD'nin üst düzey komutanlarının PKK'lı PYD'li yetkililerle son bir ay içerisinde gizli görüşmeler yaptıklarını, orada bir devletleşmenin adımlarının atılacağını, yeni bir hükümetin ilan edileceğini, bir koalisyon hükümeti kurmaya çalıştıklarını, hatta başkentinin Tapka olarak belirlediğini, hatta sözde o Kürtistan özel bölgesinin eyaletlere vesaire diye ayrılacağında yine bugünkü ayrılıkta anlattık. Ve oradaki devletin sözde oluşumun ekonomik altyapısı olarak petrol çalışmalarının başladığını yine anlattık. Yine bununla birlikte Amerika'nın oraya silahlı ve PKK güçlerinin güvenliğini alacağını da yine bugünkü yazımızda bölge kaynaklarına dayanarak ifade ettik. Şimdi dolayısıyla Suriye'de bir hareketlilik var Türkiye'ye karşı. Kukla devlete tekrar düğmesine basılmış durumda. Bir de aynı şekilde Libya'da da Amerika Birleşik Devletleri Libya'ya tekrardan askeri güç sokmak niyetinde olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan bu iki cepheyi bir olarak ele almak ve iki cephedeki müttefikleri ve karşı güçleri net bir şekilde tespit edip bütüncül bir stratejiyle bu tehdidi göğüslemek gerekiyor. Burada da tabii Türkiye ile Rusya'nın ortak çıkarları olduğunu, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da olduğunu ve Türkiye'nin de Rusya'yı Libya konusunda kendi tarafına çekmek imkanlarına sahip olduğunu ifade edelim. Bu da tabii Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar sunuyor. Evet. Sayın Perinçek çok teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Perinçek. Sağ olun. Bize yayınımıza bağlandınız. Teşekkür ediyoruz. Süreniz kısıtlı olmasına rağmen saygılar sunuyoruz. Yayınımızdan ayrılacaksınız. Başka işleriniz var biliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Moskova'ya da buradan selamlar efendim. Teşekkürler.